Selamun aleyküm, merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir test yapacağız. Tank zırhlarını ilgilendiren bir test. Hep birlikte açılı zırhın önemini göreceğiz. En sağ tarafta 90 dereceyle yerleştirilmiş zırh bulunurken hemen yanında aşağı yukarı 45 küsurat derece plaka var. Hemen yanında 68. Sol tarafında neredeyse 85 derece açı bulunmakta. Bu plakalara atış yapacağız ve açılı zırhın neden önemli olduğunu hep birlikte gözlemleyeceğiz. Ayrıyeten farklı mühimmatlarla atış yapacağız. İlk atacağımız mühimmat kurşun olurken ikinci atacağımız mühimmat bakır olacak. Buradan da tanklarda kullanılan sabot mühimmatlarının malzemesi, metali neden önemli? Bunu gözlemlemiş olacağız. Bu basit bir test olsa da faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi hep birlikte sağdan sola atış yapalım. Hedefleri uzağa koyup mühimmatın etkisini düşürmek istemedim. Şu anda kullandığım tüfek PCP nişan tüfeğidir. Tabii ek olarak şunu da eklemek isterim ki modern tankların zırhı birçok farklı parçaya sahip. Nere zırhtan oluşuyor. Bu nedenle öndeki zırh açısız olurken arkaya eklenen diğer parçalar açılı olabilir. Bunun düz plaka olduğunu varsayalım. Dıştan açısız olarak gözüküyor. Lakin arkadaki bu şekilde açılı olabilir. Basit bir örnek tabii bu. Önce kurşun mühimmatlarımızı atalım. PCP nişan tüfeği için kalın, bu nedenle açılı krater oldukça ufak ve dediğim gibi kurşun olduğu için arkadaşlar delme olasılığı neredeyse yok, ama açtığı krater ortada. Arka taraftan yaptığı etki. Kesinlikle ince değil. Şimdi ise kısmen açılı koyduğumuz plakaya atışımızı yapıyoruz. Evet, burada ise gördüğümüz şey, açılı yerleştirdiğimizden ötürü mühimmatın sekmesi oldu ve arka tarafa baktığımız zaman çok az krater açmış. Dediğim gibi arkadaşlar, kurşun kullandığımız için bu kadar kalın bir sacı delmemesi normal. Ufak bir açı verildiğinde ikisinin arasındaki farkı görebiliriz. Açısız plakada çok daha fazla krater açarken açılı plakada neredeyse hiç krater açmamış. Şimdi geçelim daha açılı plakalarımıza. İkisini birlikte vuralım. Vurduğumuz plakadan sekti ve buraya sabit etti. Görüldüğü gibi neredeyse hiç krater açmamış, delememiş, direkt sekmiş. Metal rengini bile çıkartmamış. Yüksek açıda yerleştirdiğimizde. Bu da açılıydı. Yaklaşık 68 derecelerde. Görüldüğü gibi ufak bir zede yapmış. Buradan da şunu anlayabiliriz ki bir zırha ne kadar fazla açı koyulur ise direnci o kadar artıyor. Bunun dezavantajı nedir? Mürettebatın yaşam alanını daraltması. Ne kadar açılı zırh koyulursa tankın yaşam alanı, yani içi, o kadar daralır. Evet. Çok daha fazla krater açmış. Açısız plakamız buydu. Diğer vurduğumuz bölüm kurşundu. Bu krater ise bakıra ait. Şimdi açılı plakalarımızı, atışımızı gerçekleştirelim. Diğerinde yaptığı etki buyken bakır da bu. Arkada ufak bir krater açmış açılı olsa da. Metal hedefler yerine delinmesi mümkün hedefler koydum. Açısı bu. Diğeri biraz daha dikey. En sağdaki ise 90 derece. Şimdi kurşun mühimmatla deneyelim.
kontrol edelim. 90 derece biraz daha açılı koyduğumuz plaka giriş ve çıkış. Son derece yüksek açılarda yerleştirdiğimiz plakaya baktığımız zaman delmediğini görüyoruz ve mühimmat sekip gitmiş. Bir tık daha dikey koyalım. Bir tık daha. Evet, böyle. Daha dikey koyduğumuzda olan sonuç. Kullandığım tüfek nişancı tüfeği olduğu için güçlü PCP sınıfında değil. Daha çok isabetli atış için üretildiğinden deliş olarak çok etkili olmadığından metalleri denemedik ama daha yumuşak, narin bir hedefte demek istediklerimin daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Bu tarafta görmekte olduğunuz beyaz tahta zırhı temsil ederken arkadaki cam mürettebatı temsil etmekte. Şimdi önce açılı, akabinde farklı şekillerde atış yapacağız. Bakalım sonuç ne olacak? Evet, mühimmatımız delip geçti. İkinci teste geçelim. Açılı plaka arkadan açtı, delik. Açılı yerleştirdiğimizde arka taraftaki şişeye herhangi bir şey olmadı. Şimdi biraz daha az açılı koyalım. Plakayı daha dikey yerleştirdiğimizde deliş sağlandı. Her ikisinde de deliş sağlansa da arkadaki cam yüksek açıda yerleştirdiğimiz zaman kırılmıyor. Şimdi ise çok daha açılı yerleştirelim. Bu açıda bile delebildi. Sekme açısıyla yerleştiriyorum. Bu sefer delme yeltenmeden direkt sekecektir. Bu bölgelerden vuracağım. Mühimmat ufak bir krater açıp sekti. Şimdi yaklaşık 65 dereceyle yerleştirdik. Bakalım tüfeğimiz 65 küsür derecede bunu delebiliyor mu? Ben ana nişan almıştım. Görüldüğü üzere belirli bir açıda direkt sekmekte. Testimizin ikinci safhasına geçelim. İki plakayı birleştirdim. Kalınlığı arttı. Bakalım bunu delebiliyor mu? Burasıydı. Arkasına bakıyoruz. Evet, tam olarak delememiş ama görüldüğü gibi buradan bir parça kopmuş. Yani zırh olmuş olsaydı mürettebat yine ölürdü. Bunun sebebi zırh tamamen delinmese bile arkadan çıkan zırhlar mürettebata şarapnel etkisi yapacaktı. Parçaları boşluklarla yerleştireceğiz. Bu sefer birincisi delindi. İkinci plaka da delindi. Tekrar uygulamak istiyorum. Atış yapmadığımız bölge burası. Evet, buraya koyabiliriz. Tek parça. Burası ve çıkış bölmesi. Sonuç aynı. Bak, açıyla yerleştirdim. Bakalım bu açı ne kadar arkadaki mürettebatı koruyor. Birincisini delmiş. İkincisinde takılmış ancak arka taraf tamamen parçalanmış. Buradan da zırhın kırılmaması gerektiğini anlıyoruz. 25 mm kalınlığındaki inşaat tahtasını atış yapalım. Şimdi ucu daha sivri olan mühimmatla deniyorum. Ucu sivri olan mühimmat delerken uç kısmı kubbeye benzer mühimmatın delinmediğini görüyoruz. Bakalım. Evet. Ucu sivri olan mühimmat delmiş. Ucu sivri olan uç kısmı kubbeye benzeyen.
Bakalım. Bu testi tekrarlamak istiyorum. Çünkü çok yakın attığım için ilk attığım atış muhtemelen diğerinin yolunu kolaylaştırdı. Ucu sivri olan arka taraftan çıktı. Kontrol ediyoruz. Hasar atmamış. Görüldüğü üzere. Ucu kubbe şeklinde olan mühimmatımızla deneyelim. Bu açıda geldi. Bu sefer daha açılı atalım. Abartalım. Tam kesik olan bölgeye denk gelmiş. Ama yine de görüldüğü gibi mühimmat sekmiş. Sektikten sonra girmiş. Bunun sebebi metalin yumuşak olması. Yumuşak olduğu için giderek ezildi. Ve ezildiği zaman da buradaki, şöyle göstereyim, açı daha dik hale geldi. Bu yüzden buradan gelmiş. Eğer zırh aynı kalınlıkta lakin daha sert olsaydı bu kesinlikle bu etkiyi yapamayacaktı. Denemeyecekti. Olacak etkiyi şimdiden anlatayım. Görüldüğü gibi ucu sivri, yanları açılı. Bu mühimmat çarptığında ilk olarak yan bölümleri temas edecek arkadaşlar. Bu sebeple sekecek. Bunun 2. Dünya Savaşı'ndan da birçok örneği var. Örneğin APC'lerin ucu sivri değil, neredeyse düz. Bu mühimmatlar açılı zırhları delebilirken ucu çok daha sivri olan APCR'lar T-34'lerin ön zırhına nüfuz edemiyor. Mühimmatın ucu sivri olursa düz zırhlar üzerinde yüksekteler ama açılı zırhlar üzerinde seker. Şuralara aynı mühimmatlarla atış yapalım. Bakalım etkisi nasıl olacak. Ucu daha dikey olup kubbe şeklinde olan, görüldüğü üzere açılı zırhın üzerinde daha yüksek deliş sağlanmış. Şu şekilde baktığımız zaman bile sağdakinin daha fazla delip orada bir gölge yarattığını görüyoruz. Bu aman aman bir test değil arkadaşlar, bunun farkındayım. Ama mühendislikte düşündüğüm bazı şeyleri burada da sizinle birlikte test etmek istedim. Sizlere faydalı olabilmek adına bu şekilde bir işe kalkıştım. Dediğim gibi çok temel bir fizik, açılı zırha isabet eden nesnelerin sekmesi ve kuvvetinin etkisinin azalması. Bunu duş alırken bile deneyebilirsiniz. Şofbenden çıkan tazikli suyu elinize dikey şekilde yansıtın. Akabinde elinize açı vererek suyun elinize açılı şekilde isabet etmesini sağlayın. Elinizdeki baskı, etki ne kadar fazla açı verdiyseniz o miktarda azalacaktır. Buradan da anlayacağınız üzere tanklara neden açı veriliyor öğrenmiş olduk. Bunu eminim birçoğunuz biliyorsunuzdur. Tankın zırhına açı verildiğinde hem etkili kalınlığı artar, yani mühimmatın delmesi gereken yol açı doğrultusunda uzar. 100 mm'lik zırha yaklaşık 65 derece açı verildiğinde efektif 200 mm olarak kullanılabilir. Ayrıyeten açılı zırhlara isabet eden mühimmatlar deliş kaybı yaşar. Basit bir örnek verelim. Tank mühimmatının 200 mm nüfuz kabiliyeti varsa 60 derecelik zırhın üzerinde 70-80 mm deliş kabiliyeti oluyor. Açılı zırh etkili kalınlığı artırır. İsabet eden mühimmatın sekme ihtimalini de aynı şekilde artırır. Ama açılı zırhlara isabet eden mühimmatların ekstradan deliş kaybı yaşadığını maalesef birçok kişi bilmiyor. Tiger 2'nin mühimmatından örnek verebiliriz. Tiger 2 90 derecelik zırha isabet ettiği zaman 200 mm'lik zırha nüfuz edebilirken 60 dereceyle isabet ettiğinde sadece 80 mm civarındaki zırhlara nüfuz edebiliyor. Neyse, videoyu fazla uzatmayalım. Sizlere faydalı olabilmek adına video hazırladım. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse beğeni atmayı, paylaşmayı unutmayın. Selametle.